Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sandık takip sistemimizi nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Öncelikle www.mutlakakazanacağız.org adresli web sitenize giriyoruz. Sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı adı alanına TC kimlik numaramızı, parola alanına da daha önceden telefonunuza SMS ile yollanmış şifreyi giriyoruz. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum'a tıklayıp TC kimlik numaranızı yazarak yeni şifrenizi SMS olarak alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığımızda sol menüde kokpit, örgütlenme, raporlar, görevlendirme ve sandık veri giriş olmak üzere 5 sekme göreceksiniz. Öncelikle örgütlenme sekmesinden başlayalım. Buraya tıkladığınızda eş başkanlar, BİM ve kullanıcı arama başlıklarını göreceksiniz. Bu sekme daha çok il ve ilçe bilgi işlem sorumlularımız tarafından kullanılacaktır. Eş başkanlar BİM başlığına tıkladığımızda yan tarafta açılan ekranda il ve ilçe seçimi yapıp sorgula butonuna basarak o il veya ilçedeki eş başkanların kayıt ve iletişim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Kayıtlı bir kişinin telefon numarasını değiştirmek istediğimizde o kişinin adını seçip açılan yeni ekranda değiştir butonuna tıklayarak telefon numarasını değiştirebilirsiniz. Kullanıcı arama başlığı altında sistemde kayıtlı kullanıcıları görüntüleyebiliyoruz. İstenen alanlardan herhangi birini doldurarak, örneğin TC kimlik no yazan yere ilgili kişinin TC'sini girip sorgula butonuna tıkladığımızda o kişinin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Raporlar sekmesine tıkladığımızda örgütlülük durumumuzu ve sandık görevlilerinin istatistiğine ulaşabilirsiniz. Genel hakimiyet başlığına tıkladığımızda Türkiye geneli sandık hakimiyet raporuna ulaşabilirsiniz. İl ve ilçe sandık hakimiyet raporuna tıkladığımızda il ve ilçelerdeki örgütlülük durumumuzu görüntüleyebilirsiniz. Bu sekmede okul, seçmen ve sandık bilgilerine ulaşabilirsiniz. Görevlisi olmayan sandıklar sekmesine tıkladığımızda okulda görevli olan ya da olmayan okul sorumlusu ve sandık kurulu üyelerini görüntüleyebilirsiniz. Örneğin İstanbul Bakırköy'den bir okul seçip sorgula butonuna tıkladığımızda okul sorumlusu ve sandık kurulu üyelerini listeleyebilirsiniz. Sorumlu sandıklar başlığında ise seçim günü YSK verileri ile bizim verilerimizin uyuşmadığı sandıkları görebileceksiniz. Uygulama kullanım raporu başlığı altında cep uygulamamızı indirenler ve indirmeyenlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Örneğin Mardin Nusaybin Cumhuriyet İlkokulu'na baktığımızda sandık kurulu üyelerinin listelendiği alanda kullanım sütunu altında cep telefonu ikonu olan kişilerin uygulamamızı indirdiğini, kırmızı ikaz ikonu olan kişilerin ise henüz uygulamayı indirmediğini görmekteyiz. Görevlendirme sekmesi altında bulunan okul sandık atama başlığında il ve ilçelerde görevlendirilecek okul sorumlusu ve müşahit atama işlemleri yapılır. Sandık kurulu üyeleri genel merkez tarafından sisteme tanımlandığı için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Bir okula okul sorumlusu ve müşahit atama işlemini birlikte yapalım. Bunun için örgütlülük düzeyi %100 olan Şırnak ilimizi örnek olarak seçelim. İlçe olarak da Cizre'yi seçelim. Sonra da herhangi bir okul seçip sorgula butonuna tıklayalım. Ekle butonuna tıkladığımızda açılan pencereye atama yapacağımız kişinin TC'sini girip sorgula butonuna tıklıyoruz. Kişinin bilgileri görüntülendiğinde görevlendir butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde okul sorumlusu atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Müşahit ataması yapmak için sandık kurulu üyelerinin listelendiği alandaki sandık numaralarının bulunduğu sütunda atama yapılacak sandığın yanındaki ekle butonuna tıklıyoruz. Atama yapacağımız kişinin TC'sini girip sorgula butonuna tıklıyoruz. Kişinin bilgileri görüntülendiğinde görevi yazan bölümden müşahiti seçip görevlendir butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde müşahit atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Sandık veri girişi ise seçim günü kullanacağımız bir sekmedir. Sandık sonuçlarının bilgisayardan veri girişinin yapılması için oluşturulmuş bir alandır. Bu sayfada ilgili sandığa tıklayıp elimizdeki sandık sonuç tutanağını esas alarak sonuçlara girebilirsiniz. Unutmayın, oylarımız sizinle güvende. Herkese hayırlı seçimler.